Seda Hanım haklısınız. Şimdi sembolleşmiş bir yer ama aynı zamanda hem tarihsel olarak hem de dini bağlamda önemli bir yer. Çünkü 1705 yılında burası inşa edilmiş. Yani düşünün, yüzyıllara yakın hala ayakta kalan önemli bir yapı. İslam dinini aynı zamanda da tarihi temsil eden bir yer. Ve dolayısıyla işte Şam'daki bu caminin tarih boyunca İslam dünyasında merkezi rolü olması aynı zamanda bize şunu da gösteriyor. Bölgesel istikrar ve bölgesel gücün de bir yansıması. Yüzyıllardır siz bu değerinizi korumuş oluyorsunuz. Bu bağlamda hani belki şuna da odaklanmak gerekiyor. Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklaması vardı. Şam işte 2012'de, evet. evet, 2012'den bu yana devam eden, aslında zihnimizin arka dünyasında hep yer alan, belki de dış politikada bir yaklaşımı da gösteren Emevi Camii'de namaz kılacağız cümlesi. Bu gerçekleşmiş oldu. Aslında bu şunu gösteriyor. Birincisi, sizin dış politikadaki vizyonunuz özellikle belli öngörülerle ilerliyor demek. İkincisi ise burada özellikle İbrahim Kalın, evet, bunu belki böyle çok farklı şekillere çekebiliyorlar. Siz de bahsettiniz muhalefet bağlamında diyorum, ama şimdi oraya gidildiği zaman orada o şükür namazının kılınmasının bence iki anlamı var. Birincisi, bölgedeki güvenlik açısından olan süreci göstermek. Çünkü biz şunu biliyoruz ki daha önceki dönemlerde 2015-2016 yılında yine muhalifler ilerlemişti, ama o dönemde Esad rejimi İran ve Rusya'nın desteğiyle durdurmuştu bu ilerleyişi. Şu an bu muhalif güçler yeniden ilerlediler. Bölgede bir değişim var. Esad rejimi ve 61 yıllık aslında dönemi sona ermiş durumda. Bölgenin istikrarsız olduğunu bekleyen pek çok kişi var, ama bize Emevi Camii'ndeki İbrahim Kalın'ın kıldığı bu namaz bölgenin güvenli olduğunu ve istikrara yönelik Türkiye'nin buradaki gücünün gösterileceğini de bir sembolü haline geldi. Yani tarihsel olarak o planlanan süreç ya da söylenen cümlenin biz somutlaştığını görmüş olduk. Bir diğer durumsa, özellikle burada tüm İslam dünyasına verilen bir mesaj var. Sadece bölge halkının güvenliği ya da istikrar noktasında değil, aynı zamanda da burası dediğim gibi tüm İslam dünyası için önemli bir yer. Ama şunu da görmek gerekiyor. Orta Doğu coğrafyası hem Hristiyanlık hem Yahudilik için hem İslam için çok önemli bir Tabii. coğrafya. Bu nedenle de aslında çok kültürlü bir yaklaşımla biz bunun verildiğini de düşünmeliyiz. Türkiye burada istikrarın sağlanması için bir rol üstlenmiş durumda. Ama buradaki süreç, dediğim gibi, iç çatışmanın, kaosun değil, aksine istikrarın ve işbirliğinin süreci olması gerekiyor. Yani diplomatik bir dengenin, diplomatik bir sürecin varlığının bir göstergesi olarak da bunun okunması gerekiyor.